Mide yanması sık gözlenen bir şikayettir. Özellikle yemek yedikten sonra midede ve midenin üst tarafında yer alan yemek borusundaki yanma şikayetleri sık tekrarlanmaya başlandığında bir sindirim sistemi rahatsızlığı belirtisi olabilir. Mide yanması evde uygulanan basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Bununla beraber bu yöntemlere ve yaşam standardı değişikliklerine rağmen haftada iki kereden daha fazla mide yanması yaşıyorsanız ya da mide yanmanız aralıksız 1-2 gün sürüyorsa, bir uzman hekime başvurmanız gerekmektedir. Mide yanması bazen ciddi hastalıkların habercisi olabilirken, bazen de kendiliğinden geçer, genellikle tüketilen besinler mide yanmasına neden olur. Bazı yiyecek ve bitkisel çaylar mide yanmasına iyi gelir, bunlardan bazıları şunlardır. Kefirin sindirim sistemi ve bağırsak florasını düzenleyen, yegane besin kaynaklarından biri olduğu, birçok uzman tarafından onaylanmıştır. Aynı zamanda ishal ve kabızlığa da iyi gelir. Midenizde yanma, ağrı veya hazımsızlık gibi sorunlar hissettiğinizde, küçük bir bardak kefir içebilirsiniz. Daha sonraları damağınız alıştığında, bu miktarı arttırabilirsiniz. Laktoz alerjisi olmayanlar için, mide rahatlatmada oldukça doğal bir yöntemdir. Lif kaynağı meyvelerin başında gelen muz, mide bulantısı veya yanması gibi durumlarda, canınız fazla bir şey yemek istemediğinde, atıştırabileceğiniz sağlıklı bir alternatiftir. Küçük bir muz bile yeseniz kısa sürede tokluk hissi verecek, midede biriken fazla asiti nötralize edecektir. Yoğun bir koku veya tada sahip olmadığı için de, bu tarz durumlarda tercih edebilirsiniz. Açlık hissini bastırır ve enerji verir, ayrıca ishale de iyi gelir. En doğal ağrı kesicilerden biri olarak kabul edilen zencefil çayını, midenizde yanma veya ağrı hissettiğiniz her an güvenle içebilirsiniz. Midedeki yanma ve ağrıyı hafifletmesinin yanı sıra, vücutta biriken toksin ve ödemin de atılmasına yardımcı olur. Limon ile birlikte tercih edilirse mide bulantısını anında keser. Özellikle soğuk kış günlerinde zencefil çayı boğaz ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı gibi durumlara da iyi gelecektir. Bağışıklığı güçlendirir, grip ve soğuk algınlığına birebirdir. Sindirim sistemini düzenleyen yulaf ezmesi, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde uzun süren tokluk hissi verir, fazla yağların da vücuttan atılmasını sağlar. Bilinen herhangi bir zararı olmadığı için, mide yanması yüzünden canınız fazla bir şey çekmediğinde, meyveli yulaf lapası hazırlayabilirsiniz. Aslında lif açısından oldukça zengin bir kaynak olan yulaf, pratik diyet tariflerinin olmazsa olmazı. Birkaç yemek kaşığı yulafı sütle 5-6 dakika haşlayıp lapa haline getirebilirsiniz. İçerisine muz da doğrayabilirsiniz. Bu lapa sizi hem tok tutacak hem de midenizdeki yanmaya iyi gelecektir. Karbonat mide asitlerini nötralize ederek bazı mide yanması ataklarını yatıştırabilir. Bunu yapmak için 1 çay kaşığı karbonatı, 1 bardak su içinde çözün ve yavaşça için. Buzdolabında muhakkak bulunan yiyeceklerden biri olan yoğurt, gece gündüz fark etmeksizin, mide yanması hissettiğiniz her an başvurabileceğiniz en pratik yöntemdir. Probiyotik kaynağı olan bu mucizevi besin, aynı zamanda hazımsızlık ve bağırsak problemlerini de kökünden çözecektir. Meyan kökü, mide yanması tedavisinde kullanılan başka bir halk ilacıdır. Yemek borusunun, iç yüzeyindeki mukoza kaplamasının artmasına yardımcı olabileceğine inanılır. Bu da yemek borusunu mide asidinin neden olduğu zararlardan koruyabilir. Meyan kökü uzun süre veya aşırı kullanımı, tansiyonu yükseltip potasyumu düşürebileceğinden, alınmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. 2014 senesinde yapılan bir araştırmaya göre, yemeklerden sonra yarım saat sakız çiğnemek, mide yanmasını azaltmaktadır. Bunun olası nedeni, sakızın tükürük üretimini artırarak, mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunmasıdır. Besleyici ve vitamin deposu olan marul, maydanoz, dereotu, semizotu gibi yeşilliklerle hazırlayabileceğiniz salatalar, lif oranı yüksek olduğundan genel algının aksine tokluk hissi de verecektir. Salatalık da yüksek oranda su içeren serinletici bir yiyecek olduğundan, marulla bir salata hazırlayıp yiyebilirsiniz. Patatesi haşlayarak püre yapabilir veya patatesin haşlama suyunu, oda sıcaklığına geldikten sonra içebilirsiniz. Özellikle çiğ patates suyu mide sorunları yaşayanlar için birebirdir. Reflü, mide asidi, mide yanması gibi durumlarda patatesin katı meyve sıkacağında suyunu çıkarabilirsiniz. Gün içinde yoğun yanma hissettiğiniz zamanlarda
birkaç kaşık içmeniz yeterli olacaktır. Midedeki asidi dengeleyen patatesi, haşlama olarak da tercih edebilirsiniz. Böylelikle uzun süre tokluk hissi verecektir. Şiddeti devam eden ve geçmeyen mide yanması problemi için, vakit kaybetmeden size en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı ve listede sözü geçen besinleri tüketmeden önce, alerjinizin olup olmadığından emin olmanızı tavsiye ederiz. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.